Gelelim zikir ehlinin görüşlerine. Evet. Nereden başlayalım? Zikir ehlinin Allah hakkındaki görüş. Ve zikir ehlinin karşısında olan görüş. Biliyorsunuz iki ekol var. Kimse bunu inkar edemez. Bir ehl-i beyt ekolü var ki zikir ehlinin görüşü ehl-i beyt ekolüdür. Diğeri de ehl-i sünnet ekolü var. Bu dolayısıyla karşı görüş gibi gözüküyor. Evet. Şimdi hem zikir ehlinin görüşünü hem ehl-i beyt ekolünün görüşünü evet. hem ehl-i sünnet ekolünün görüşünü Allah hakkındaki görüşünü sizden evet. dinleyelim. Şimdi Yaşar Bey, öncelikle bir konuda açıklama yapalım. Ehl-i sünnet kardeşlerimizin birçoğu halifelerin kurduğu o mezhebin, halifelerin kurduğu o ekolün görüşlerini artık eleştiriyorlar. Yani artık bunları da bir açalım, bir masaya yatıralım, bir konuşalım. Kesinlikle mesela her hadis kitabında olan bütün rivayetler ehl-i sünnetin görüşüdür dersek de haksızlık olur. Evet. Yani bir şu öyle rivayetler, öyle aykırı sözler var ki ister Sahih Buhari'de olsun ister Müslim'de, yani bunun direkt ehl-i sünnet görüşü olduğunu söylemek de doğru değil aslında. Biz de görüşe sahibe çıkan, evet. sahip çıkanlara söyleyelim. Evet. Mesela hangi kitabın kapağı? Mesela Sahih Buhari'nin Kur'an'dan sonra en sahih kitap olduğunu söyleyenlere şimdi biz buradan bir takım onu halletmeye çalışıyorum. Evet. Eğer elinizde bu kitap varsa evinizde peygamber varmış gibi diyenler için evet. söylemiş olalım. Şimdi Allah Azze ve Celle ile ilgili mesela olarak çok evet. Allah gözle görülecek evet. mi, görülmeyecek mi? İşte kıyamet günü evet. Allah bir tahtın üstünde gelecek gibi bir evet. Ehl-i sünnet kaynaklarında geçen evet. rivayetler var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de önce Allah gözle görünür mü, görünmez mi? Bununla ilgili birkaç ayet buyurun. Hemen okuyalım. Buyurun. Mübarek En'am suresinin 103. ayeti. İsteyenler açıp hemen ellerine meal varsa bakabilirler. En'am suresinin 103. ayetinde buyuruyor ki gözler onu görmez. La tudrikul absar ve huve yudrikul absar. Gözler onu görmez ama o bütün gözleri görür ve kapsar. Bu açık ayettir. Veya Hazreti Musa hakkında işte len terani ya Musa. Hazreti Musa İsrailoğullarının sözünü Allah'a iletiyor. Haşa kendisi demiyor, Allah kendini bana göster. İsrailoğullarından taraf bir sözü söylediğinde Allah buyuruyor ki len terani ya Musa, beni asla göremezsin ya Musa. Len kelimesini kullanıyor. Len ifadesi Arapçada nefi ebedi derler, yani sonsuza dek olması imkan olmayan konularla ilgili kullanılır. Asla göremezsin beni ya Musa diye. Bu da Araf suresinin 143. ayeti kerimesinde oluyor. Veya hiçbir şey ona benzemez dediği neyse kemislihi şey, hiçbir şey onun gibi değildir. Yani diğer şeyler görünür ama asla görünmez. Buna derlerse Şura suresinin 11. ayet-i kerimesi var. Şimdi bunlar zaten Kur'an'ın perspektifiyle yeterlidir. Allah'ın asla görmeyeceği. Şimdi bakın Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim'de nakledilen rivayetlere bakın. Peygamberimiz güya buyurmuş ki Allah kullarına görünecek, tıpkı 14'lük ayın göründüğü gibi açık ve net olarak görünecektir diyor. Sahih-i Buhari'de de var, Müslim'de de. Sahih-i Buhari'nin 8. cildinin 147. ayetinde, yine Sahih-i Müslim'in 1. cildinin 167. sayfasında. Bir de Sahih-i Müslim'in güzel bir yönü var, hadisler numara numaradır, hangi baskı olursa olsun. Sahih Müslim'in 183. hadisine bakanlar bunu görebilirler. 14'lük ay gibi görünecektir diyorlar. Veya Allah her gece dünyanın göğüne iner. Dünyanın göğüne iner. Bazı ilginç kaynaklarda mesela bu İbn-i Teymiye'nin ben Minhacü's Sünne kitabında gördüm. Haşa, Allah bir beyaz aşağı eşeğe biner de iner diye yazmış. Düşünebiliyor musun? Ve oradan bağırırım. Kullarımdan kim var dua eden ki ben de onun duasını kabul edeyim. Yani Allah'ın aşağı bir mekanı varmış gibi. Yani göğün bilmem kaçıncı katındaysa oradan şu bizim dünyanın göğüne iner. 7 kat diyoruz ya gökyüzü. Veya işte Allah ayağını cehenneme koyacak ve cehennem dolacak gibi böyle
Bu çok ilginç. Sünen-i Tirmizi'de var. 3272. hadis. Daha ilginç olan Buhari'de var. 6. cilt 173. hadis. İşte bakın, Allah güler, Allah şaşırır. Allah'ın iki eli, iki ayağı, beş parmağı vardır haşa. İşte birinci parmağına gökleri, ikinci parmağına yerleri, üçüncü parmağına ağaçları, dördüncü parmağına su ile toprağı, beşinci parmağına da diğer varlıkları koymuştur. Sahih-i Bukhari'nin 6. cildi 157-158. sayfaları veya 9. cildin 181. sayfasında. Allah'ın bir yaşadığı bir ev vardır ve Hazreti Muhammed o eve girmek için her seferinde 3 kez izin alır. Bukhari cilt 9 sayfa 161 veya Sahih-i Müslüm'ün 322. hadisi. Ne yapacağız şimdi? Bir tarafta Kur'an var, bir tarafta da Kur'an'ın onayla, Kur'an'dan sonra en sahih kitap denilen Bukhari var. Peygamber Efendimiz bu işi halletmiş aslında. Birileri kızsa da, birileri bağırsa da, birileri çağırsa da, birileri birilerini kafir ilan etse de, bir profesör çıktı, mertçe, dürüstçe o sözü söyledi. Neydi söz? Peygamber Efendimiz buyuruyor, bana atfedilen sözü götürün Kur'an'a. Evet. Eğer Kur'an'dan onay almıyorsa ne yapın? Vurun duvara. Evet. Şimdi aslında bunların hepsini duvara vurmak lazım. Evet. Yani bir sözü peygamber de buyursa, İmam Ali de buyursa, Hazreti Fatıma da buyursa, o söz Kur'an'dan onay almıyorsa duvara vurulmalıdır. Bu, evet. Bu kadar net. Evet. Ha buyurur mu? Bize göre asla buyurmaz. Evet. Doğru. Kur'an'a ters bir harf, bir kelime masumun ağzından, evet, çıkmaz. Şimdi tabii birisi çıksın o zaman desin ki efendim Sahih Bukhari'deki veya Müslim'deki bu hadisler Kur'an'a uyuyor desin. Ben bir de bu hadis şerhinin dışında Yaşar Bey bir soru soracağım. Eğer Allah görünür dersek, Allah iki türlü görünür haşa. Ya Allah'ın tamamını görürsünüz ya da bir kısmını görürsünüz. Bunun dışında üçüncü bir şık yok. Yok. Ya tamamı görünür ya bir kısmı. Eğer tamamı görünür derseniz demek ki Allah kısıtlı bir varlıktır. Yani 14'lük ay gibi görünecek derseniz o zaman bu kısıtlı bir varlıktır, sınırlıdır. Halbuki Allah'ın varlığını ispatlarken derler ki Allah sınırsızdır. Sınırlı olan muhtaçtır. Eğer yok deseniz ki bir kısmı görünecek, demek ki Allah kısım kısımdır. Yani sizin benim gibi başı, ayağı, gövdesi vesaire parça parçadır, kısım kısımdır ve kısımlarına ihtiyacı vardır. Haşa ki Allah muhtaç bir varlık olsun. Çünkü Allah'ın dediğim gibi varlığı ispatlanırken derler ki Allah mesela bütün varlıklar var olmak için, varlığını idame ettirmek için ihtiyaç sahibidir. Bir başka varlığa muhtaçtır. Ama bunun en tepesinde duran varlığın artık bir şeye ihtiyacı yoktur. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Samettir tabi diyelim neyse. Ama burada eğer siz Allah'ın görüneceğini iddia ederseniz ya tamamını ya bir kısmını. Tamamını görseniz demek ki kısıtlı. Bir kısmını görseniz kısım kısım olan Allah da muhtaç bir Allah'tır senin benim gibi. Bu kendi yerinde. Bir de yani bakın, yani Allah'ın haşa bir cisim olduğu, mesela evi var, peygamber o eve girmek için izin istiyor mesela. Demek ki Allah bir evin içine sığabiliyor. Yani bu düşünceler, özür diliyorum ama insanların o hani illa görünen Allah diyorlardı ya eskiden, o İsrailoğulları diyorlardı ya Hazreti Musa, biz de görünen Allah. Sanki bu ihtiyaçtan doğmuş bir takım hadisler habire uydurulmuş. Halbuki öbür tarafta bir örnek Hazreti Ali'nin Nehcül Belagadaki birinci hutbesinden, müsaadeniz olursa bir kısmını okuyalım. Buyurun. Kısa bir bölüm. Bakalım nasıl anlatmış. Zikir ehli Allah'ı nasıl anlatıyor. Nehcül Belaga kitabı bulunanlar, birinci hutbe en baştadır. Evet. Hamd Allah'a ki övenler onu layıkıyla övemez. Nimetini sayıp dökenler onları asla sayıp bitiremezler. Evet. Elhamdülillahi lezî la yeblughu mithatehul qâilûn ve la ya'udduna ve la yuhsî ne'mâ'ahul âddûn diye başlayan çok güzel bir hutbedir. Bu cuma hutbelerine okuruz, alimlerimiz okurlar hutbelerde. Çalışıp çabalayanlar onun hakkını ödeyemezler. Öyle bir mamuttur ki yüce himmetler ona ulaşamaz.
derin düşünceler onun zatının aslına asla varamaz gibi. Ve devam ediyor. Allah'ı nitelemeye kalkışan onu başkasına eşit kılmış olur. Yani sen Allah'ın eli var dersen senin benim gibi el düşündürürsün demek. Başkasına eşit kılan onu ikilemiş olur. Tevhidden çıkarırsın. İkileyenler onu bölmüş olur. Hani aslında bir olan Allah iki ilah oluyor haşa. Onu bölen onu tanımamıştır. Tanıyamayan ona işaret eder, işaret eden sınırlar. Onu ki sınırlayan onu sayıya sokar. O nerededir diyen onu bir şeyin içine koymuş olur. Tıpkı demin Buhari'nin o evin içine soktuğu gibi. O neyin üzerindedir diyen onun bulunmadığı yerler farz eder. Yani Allah'ın mekanı yoktur ama sen ona mekan yaparsın. Vardır ama hiçbir şey onu yaratmamıştır. Mevcuttur. Yokluktan var olmaksızın, yani yokluktan var olmamıştır senin benim gibi. Her şeyle birliktedir ama içinde değildir. Her şeyden gayrıdır ama ayrı değildir. Şah damarından daha yakın denir ya. İşler yapar, harekete ve alete muhtaç. Çünkü mekanı yok ki onun hareketi olsun. Görendir, yarattıklarından görülen yokken daha hiçbir şey görünmemişti. Ama o her şeyi görendir. Bunu anlatıyor Hazreti Ali Aleyhisselam. Bu, Hazreti Adem'in anlattığı Allah işte budur. Hazreti İbrahim'in anlattığı Hazreti Nuh'un, Hazreti İsa'nın, Hazreti Musa'nın, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.